Herkese merhabalar. Ben Serkan Küçük. Mergen Pro olarak Belkasoft firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Bu videomuzda Belkasoft tarafından geliştirilen Brute Force modülüyle iPhone telefonlardan ve mobil cihazlarda ekran şifresinin nasıl kırıldığını, nasıl geçildiğini konuşacağız. Mevcut Haziran 2024 tarihi itibariyle Belkasoft birçok farklı türde cep telefonu ve mobil cihazlar için ekran şifresini kırabiliyor. Gördüğünüz gibi sadece iOS cihazlar için değil, Android cihazlar için de desteklerimiz var. MTK tabanlı chipsetler için de desteklerimiz var. Bugünkü örneğini göreceğimiz 7 Plus için mesela şifre kırma hızı, eğer yavaş şifre kırma brute force destekleniyorsa 8-9 dakikada bir şifre deniyor. Quick, yani hızlı brute force deniliyorsa saniyede 3 şifre deneniyor. Ama Kirin 900 70 tabanlı cihazlar için ise saniyede 80 tane şifre brute force'da denenebiliyor. Şimdi bu işlemi nasıl yapıldığını görelim. Yazılımı çalıştırıyoruz ve bir dava dosyası oluşturmamız lazım, case dosyası. Case oluşturulduktan sonra solda yer alan Add Data Source kısmına tıklayarak önce Acquire, sonra Image Al, yani sonra Mobile düğmelerine tıklıyoruz. Buradaki örneğimizde az sayıda telefon modeli gözükmekte. Fakat biraz önce web sitesinden gösterdiğim gibi aslında desteklenen birçok model ve chipset mevcut. Burada Apple iPhone 7'yi yapacağız. Burada Password, Brute Force kısmı var. Buna tıklayacağız. Burada iOS sürüm versiyonunu doğru olarak seçmem gerekiyor. Çünkü kullanılan kırma yöntemleri sürümler için farklılıklar gösteriyor. Eğer yanlış versiyonu seçerseniz korkmayın. Brute Force işlemi başlamıyor durumda. Telefona herhangi bir zarar da gelmiyor. Tekrar aynı işlemi cihazı tekrar başlatarak, yani reboot ederek baştan başlatabiliriz. Sonraki penceremize geçtiğimizde ise tahmini şifre uzunluğunu seçiyoruz. Burada iki tane seçeneğimiz var. 4 tane digit veya 6 tane digit, yani rakam olarak. Burada 3 farklı passcode kırma yaklaşımından bir tanesini seçebiliriz. Belkasoft'un kendi sözlü, sıralı, tek tek denemeli veya bizim kendi oluşturduğumuz bir TXT dosyası formatında bir sözlük. Buradan sözlüğümüzü yerini seçebiliyoruz. Seçilen modele özgü olarak ekrandaki adımları uygulayarak cihazı recovery, yani kurtarma moduna getirmemiz gerekiyor. Orijinal kabloyu bilgisayarımızın USB 3.0 portuna bağlayarak kullandığımız, bu sırada tabii başka bir mobil cihazın bilgisayara bağlanmamış olması gerekli. Next'e basarak devam edelim. Arkasından. Bağlantı sağlandıktan sonra cihazı DFU moduna almamız gerekiyor. DFU, yani Device Firmware Upgrade, iOS cihazlarının herhangi bir durumda tekrar restore edilmesini sağlayan bir mod. DFU donanım içerisinde Secure'un bir parçası ve etkisiz hale getirilemiyor. Bunu Recovery, yani kurtarma moduyla karıştırmamız gerekir. Burada tabii farklı cihazlar için farklı DFU modunu alma opsiyonları mevcut. Seçtiğimiz cihaza ve modelin özelliğine göre Belkasoft burada DFU modunu almak için bizim neler yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Arkasından bu işlemleri, yani ekrandaki gösterilen işlemleri yaptıktan sonra Enter New DFU moda basabilirsin. Evet, DFU modu başlatılıyor. Biraz bir vakit alıyor bu işlemler. Evet, DFU moda cihazı da görüyoruz. Arkasından Next'e bastıktan sonra bu aşamada imajın kaydedeceği lokasyonu seçerek Start'a basmamız yeterli olacak.
şu anda yapılan işlemler ekranda görüyoruz. İşlem devam ediyor. Evet, burada yazılım sadece brute force'u yavaş modda yapabileceğini söylüyor. Hatırlarsanız yavaş brute force modunda 8-9 dakikada bir şifre deneniyordu. Ama hızlı brute force modunda saniyede 3 şifre denenebiliyordu. OK'ye basıyoruz. Yazılım sırasıyla denemelerini yaptıktan sonra bize şifreyi gösterecek. Buradaki örnekte kullandığımız şifre bizim önceki ekranlarda gördüğünüz şifre sözlüğünde ikinci sıradaydı. Halde süre çok daha fazla olacak. Burada ortaya çıkan şifreyi not almam gerekiyor. Not aldıktan sonra OK'ye basacağız ve cihaz tekrar yeniden başlatılacak. Bu aşamadan sonra Belkisoft'un CheckMate ya da Agent yöntemlerini kullanarak Full File System, yani komple dosya sistemi imajını alabiliriz. Daha detaylı bilgiler için ekranda görmüş olduğunuz bağlantılardan bilgi alabilirsiniz.